günler sevgili izleyiciler. Kanal Sim'de basında bugün de birlikteyiz. Birlikteliğimiz başlamış bulunuyor. Bugün sisli bir güne uyandık. O yüzden trafikte olanları da uyaralım. Dikkatli sürmeleri konusunda ve bu şekilde başlayalım bugünkü basında bugüne. Evet, İlk gazetemiz Yeni Düzen. Yeni Düzen'le başlayalım. Yeni Düzen'in bugünkü manşeti 1975'ten bugüne trafiğe 1836 kayıp 1975'ten bugüne sevgili izleyiciler 1836 kayıp. Meltem Sonay'ın haberi bu. Hemen detayları verelim haberle ilgili olarak. Trafik kazaları toplumsal bir sorun olmaya, kapanmaz yaralar açmaya devam ediyor. Bu hafta meydana gelen ve canımızı yakan trafik kazalarında 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 2015 yılının son günlerini yaşadığımız bu dönemde yıl içerisinde trafikte kaybedilen can sayısı 27'ye çıktı. Bu yıl içerisinde tabii 2015'i bitirmemize bir ay gibi kısa bir süre kaldı ve henüz tabii noktalamadık. Bugüne kadar trafikte kaybedilen canların sayısı 27. En fazla hayatın trafikte yitirildiği yıl olan 2004 yılında 76 kişi hayatını kaybederken 2012 yılında ise trafikte yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e kadar düşmüştü. En fazla kayıp 2004'te 76 kişi hayatını kaybetti. 2012'de ise 24'e kadar düşmüştü. Bunlar istatistiki veriler tabii. Bunların bilimsel nedenleri de elbette ki araştırılıyordur. Hemen bakalım, ayrıntılara bakalım. Trafik Kazalarını Önleme Derneği dün sosyal medyada 1975'ten bu yana trafikte 1836 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini ve yıllara göre trafikte ölümleri paylaştı. En fazla hayatını trafikte yitirildiği yıl 2004, 76 kişi hayatını kaybetti. 2012 yılında ise trafikte yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e kadar düşmüştü, biraz önce de söyledik. Trafik kazalarında 27 Kasım itibariyle bu yıl 27 kişi hayatını kaybetti. 2014'teki bilançoysa 29 ölü ve dikkatsiz sürüş, sürat sınırını aşma. 1 Ocak ile 12 Ekim arasındaki 9 ay aşkın sürede ülkede meydana gelen trafik kazalarının sebepleriyle ilgili istatistikler ilk 3 sırada dikkatsiz sürüş, sürat sınırını aşma ve önde giden aracın arkasına çok yaklaşma bu nedenlerle gerçekleşmiş trafik kazaları. Tekrarlayalım, dikkatsiz sürüş, sürat sınırını aşma ve önde giden aracın arkasına çok yanaşma şeklinde. 12 Ekim'e kadar meydana gelen 3063 kazadan 709'unun nedeni dikkatsiz sürüştü. Bunu 596 kazayla sürat sınırını aşma ve 562 kazayla da önde giden aracın arkasına çok yaklaşma izledi. Ve yine traktör kazası, bir ölü. Traktör kazasında 69 yaşındaki Metin Evlat yaşamını yitirdi. Dünkü kazaydı bu da. 22 bankanın 2015 yılı 3. çeyreği bilanço büyüklüğü 17.298 milyon Türk lirası. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rusya Dışişleri Bakanı'nın adada her iki lidere eşit muamele göstermemesi halinde ara bölgede bir araya gelme talebine olumlu yanıt vermeyeceğiz dedi. Ve Hasan Nural Cevdet Ezel, kayıp edilmesinden 52 yıl sonra toprağa verildi. Henüz 25 yaşındaydı. Sevgül Uludağ'ın Yazı dizisi sevgili izleyiciler iç sayfalarda yer alıyor. Yeni Düzen'i aktarmış olduk sizlere ve geçiyoruz Kıbrıs gazetesine.
Karpaz bölgesinde dün akşam üzeri yağmurla birlikte gelen hortum özellikle Yenieren köyü adeta savaş alanına çevirdi. Hortum kırdı, geçirdi ve kırıp geçiren hortumun kırıp geçirdiği yerlerle ilgili de görüntüler var. Bu fotoğraflar paylaşılmış Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında. Karpaz bölgesinde özellikle de Yenieren köyde dün akşam üzeri başlayan ve yağmurla birlikte gelen hortum önüne ne geldiyse silip süpürdü. Hortum evlerin çatılarındaki depoları uçurdu, ağaçları kırdı, reklam tabelalarını devirdi. Park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. Bir karavan ve balıkçı teknesini parçaladı. Elektrik tellerini kopardı. Belediyenin zabıta ofisine büyük zarar verdi. Dün itibariyle süresiz grev kararı alan belediye çalışanları doğal afet sonrası hemen işbaşı yaptı. Ve hortum nedeniyle kapanan yolları açmak, vatandaşa yardımcı olmak için canla başla çalışmaya başladı. Kaymakamlık, itfaiye ve polis de bölgede çalışma başlattı. İkinci ve üçüncü sayfalarda da haberin ayrıntıları var. Fotoğraflar kullanılmış ve böylece haber desteklenmiş. Ve Yenieren Köy Belediyesi'nde çalışanlar süresiz grev başlattıklarını açıklamışlardı. BES açıklamıştı dün ki böylesi bir olay yaşanınca hemen görevlerinin başına geri dönmüşler ve hemen müdahale etmişler olaya. Bu önemli ayrıntıyı da aktaralım. Ve Mehmetçik Pamuklu ana yolunda seyir halindeki traktör üzerinde fenalaşan Metin Evlat olay yerinde hayatını kaybetti. Ecel direksiyon başında yakaladı diye bir başlık tercih etmiş bu habere Kıbrıs gazetesi. Cumhurbaşkanı Akıncı çözüm konusunda iki tarafın da sürecin artık son şans olduğunu düşündüğünü söyledi. Biz çözemezsek genç kuşaklar ayrılık noktasına gelebilir. Çiftçiler Birliği uzun süreden beri ödenmeyen arpa paraları nedeniyle mahkemeye başvurdu. Ara emri talebiyle TÜK'e dava açıldı. Logo yanına bakalım. Kıbrıs TV'ye konuşan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Koordinatörü Yaşar Ersoy, belediye tiyatro binasının halen tamamlanmamasını eleştirdi. Ülke adına utanç verici. Kıbrıs'a konuşan Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kadis, Eğitim Teknik Komitesi kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. İleriye yönelik önemli bir adım demiş. Biraz ayrıntılarına bakalım. Eğitim konusu önemli ve bununla ilgili teknik komite kuruldu. Ve Kıbrıs Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Teknik Komitesi'nin hem rolü hem de komitede kullanılması amacıyla bazı öneriler sunmuş. Emine Davut Yitmen'in haberi bu. Kıbrıs Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Kadis, Eğitim Teknik Komitesi'ne kurulması konusunda Kıbrıs'a yaptığı açıklamada komitenin kuruluşunu ileriye dönük önemli bir adım olarak nitelendirdi. Kadis, bakanlığın yeni komitenin rolüyle ilgili bazı öneriler sunduğunu, öneriler içinde genç Kıbrıslılar arasında güven ve iyi niyet inşası yanında gençleri birbirine yakınlaştırıcı eğitim alanında ortak hareketlerin yer aldığını belirtti. Kadis, eğitim alanında Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi çabalarına destek verecek ve yardımı olacak tavsiyelerden oluşan önerilerle ilgili kabulün teknik komiteye ait bir karar olacağını da kaydetti. Komitenin kurulması ileriye yönelik bir adım demiş. Barış eğitimi Birleşik Kıbrıs için temel teşkil edecek. Komitenin önereceği icraatları destekleyip onaylayacağız. Evet. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kıbrıs ziyareti sırasında AKEL Genel Sekreteri Kıbrıyanu'yu Türkiye'ye davet edeceğiz açıklamasına Kıbrıyanu'dan yanıt gecikmedi. Davet ederlerse yanıtım olumlu olur. Kıbrıs'a konuşan Başbakan Kalyoncu, son zamanlarda seri doktor istifalarıyla iyice kaosa giren sağlık sisteminin
ıslah edilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı. İlk reformumuz sağlıkta olacak. Bakalım ayrıntılara. Başbakan Ömer Kalyoncu Kıbrıs gazetesine konuşmuş. Başbakan Ömer Kalyoncu ilk ile dar çerçeveli özel bir yemekte Kıbrıs gazetesi adına gündemdeki çeşitli konuları konuşma olanağı bulduk diyor Ahmet Tolgay. Ve son olarak Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Doktor Gülgün Vaiz'in istifasının kendisine sürpriz etkisi yarattığını belirten Kalyoncu, bütçe görüşmeleri biter bitmez öncelikli olarak sağlıkla ilgili yasalar ele alınacak dedi. Bunun hemen arkasından ekonomimizdeki büyük çaplı kayıt dışılığı bertaraf edecek mali yasalar ele alınacak ve bunların erken zamanda geçirilmesi sağlanacak demiş. Ve geçirilecek olan 5 yasanın sağlıkta reform nitelikli olduğunu belirten Başbakan Kalyoncu, doktor ve hemşire münhallerinin de hızla doldurulacağını, hedefte Lefkoşa'ya inşa edilecek olan yeni hastane bulunduğunu belirtti. Sık sık genel kurulda yaşanmakta olan nisap sorunundan hükümet başkanı olarak kendisinin de rahatsız olduğunu söyleyen Kalyoncu, tabii ki nisabın sağlanmasında grup başkan vekillerine önemli görev düşer. Milletvekillerinin toplantılara zamanında gelip gelmediklerini kontrol etmek grup başkan vekillerinin öncelikli görevidir. Geçmişte grup başkan vekili olarak bu deneyimi ben de yaşadım dedi. Başbakan Kalyoncu boş polis kadrolarının doldurulmasına ve polis teşkilatının güçlendirilmesine de özel duyarlılık gösterdiklerini belirterek bu konudaki çalışmaların halen sürdürülmekte olduğunu açıkladı. Evet. Ve Kıbrıs gazetesindeki haberleri de aktarmış olduk sizlere. Geçiyoruz Havadis gazetesine. Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi SİD'in Kıbrıs'ta toplumsal yakınlaşma ve uzlaşma endeksi 2015 yılı sonuçları açıklandı. Her iki toplumdan 500'er kişiye yöneltilen anket sonuçlarına göre olası bir referandumda Kıbrıslı Rumlar evet'e yaklaşırken Kıbrıslı Türkler hayır'a yöneliyor. Türkler hayır'a, Rumlar evet'e denilmiş ve bilgiler aktarılıyor. SİD'in Kıbrıs'ta toplumsal yakınlaşma ve uzlaşma endeksi 2015 yılı sonuçlarına göre Kıbrıs Türk toplumunda uzlaşma ve olası bir referandumda evet oyu kullanma eğilimi azaldı. Kıbrıslı Türkler olası bir referandumda %40 oranında hayır oyu verme eğiliminde. Araştırma Kıbrıs Rum toplumunun uzlaşmaya varma ve referandumda evet oyu kullanma eğiliminin ise yükseliş yaşadığını gösterdi. Kıbrıslı Rumlar sadece %16'sı olası bir referandumda hayır deme eğiliminde. Araştırmacılar bunun tarihi bir düşüş olduğu yorumunu yapıyorlar. Kıbrıslı Türklerin bugüne kadar olmazsa olmazı olduğuna inanılan Türkiye'nin garantörlüğüne desteğinde ciddi bir düşüş yaşanıyor deniliyor. Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi'nin yapmış olduğu ankete göre Kıbrıs'ta toplumsal yakınlaşma ve uzlaşma endeksi oluyor bu. 2011'de Türkiye'nin garantörlüğüne %83 oranında destek veren Kıbrıslı Türklerin desteği bu yıl %48'de kaldı. 2011'de Kıbrıslı Türkler Türkiye'nin garantörlüğünü %83 oranında 83 ile desteklerken son yapılan araştırmada bu destek %48'de kaldı. Evet. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Genel Sekreterlik ve Merkez Yürütme Kurulu seçimleri için pazartesi günü toplanıyor. Yeni bir aday çıkmazsa genel sekreter seçimsiz belirlenecek, tek aday Dursun Oğuz. Kasırga Erenköy'ü alt üst etti. Kasırga yağmurla geldi deniliyor. Erenköy'de dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte gelen kasırga bazı ev, iş yeri, karavan ve araçlarda ağır hasara neden oldu. Elektrik telleri koptu, kent elektriksiz kaldı. Mehmetçikli Metin Evlat topladığı zeytinleri traktörüyle değirmene taşırken aniden rahatsızlanarak kaza yaptı ve hayatını kaybetti.
değirmen yolunda can verdi denilmiş. Rusya'ya vizesiz seyahat askıda. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki vizesiz seyahat uygulamasının güvenlik gerekçesiyle 1 Ocak'tan itibaren tek taraflı olarak askıya alındığını açıkladı. Evet, bu da dünkü gelişmelerden biriydi. Türkiye-Rusya arasındaki yaşanan krizle ilgili olarak. Ve halkın sesi var sırada. Halkın sesiyle devam edelim. Akdeniz ateş çemberinde deniliyor. Suriye'deki çatışmalar ve ardından Türkiye-Rusya arasında yaşanan gerilim Akdeniz'i tam anlamıyla ateş çemberine çevirdi. Akdeniz'de Rus ve Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı NATO gemileri adeta birbirini kolluyor. Özellikle Akdeniz'de Soğuk Savaş yıllarında dahi görülmemiş bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri donanmalarının en güçlü amiral gemilerini bölgede konuşlandırdı. Son olarak Rusya'nın S-300 füze sistemlerine benzer bir savunma sistemine sahip Moskova gemisini Anamur'un karşısında Türkiye'nin karasularının sınırına yerleştirmesi gerilimi daha da tırmandırıyor. Suriye açıklarında ve Kıbrıs'ın güneyinde Amerika Birleşik Devletleri ve Rus savaş gemileri ve denizaltılar mevzilendi. Akdeniz'de halihazırda Rusya'ya ait 8 savaş gemisi bulunuyor. Türk savaş gemisi sayısı 4. 2 Amerikan ve 1 Fransızla birlikte 8 Rus, 7 NATO savaş gemisi birbirini kolluyor. Denizdeki bu hareketliliğin yanında Suriye'nin Akdeniz'e açılan deniz üssü Laskiye'de de Rus yapımı jetlere ve SEM füzelerine ek olarak birkaç hafta içinde en az 34 Rus jeti daha konuşlanmış durumda. Ve bu gelişmeler için Akdeniz ateş çemberinde başlığını kullanmış halkın sesi. Metin Evlat 20 yıl sonra aynı kader denilmiş. Pamuklu köyündeki yağ fabrikasına zeytin götürmek için traktörüyle yola çıkan Mehmetçikli Metin Evlat, Mehmetçik köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalara çarptı ve yaşamını yitirdi. Evlatın babasının da yine 20 yıl önce yağ çıkartmadan dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi. Barış harekatıyla turizm hedefi. Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu gelen turist sayısının artarak 1.113.000'e yükseldiğini vurguladı. Bizim en büyük hedefimiz Türkiye pazarıdır diyen Sucuoğlu, 1974 harekatıyla ilgili kültür turlarının uygun olarak düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtti. Ve denizcilik tarihi sergide Girne Üniversitesi geçmişten günümüze Kıbrıs ve denizcilik sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret edenler Lala Mustafa Paşa'nın dünyadaki ilk ve tek portresini de görme şansını elde edecek. Halkın sesini de aktardık ve bakalım detay var sevgili izleyiciler. Sırada Detay gazetesi var. Ondan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un devam eden müzakere sürecine destek için Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret için Cumhurbaşkanı Akıncı ile tarafsız bir yerde görüşme teklifi Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından reddedildi. Saraydan rest. Maden ve taş ocakları konusunda işbirliği protokolü, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı ile Yer Bilim Mühendisleri Odası arasında 26 Ekim'de imzalanan maden ve taş ocakları konusunda işbirliği protokolü kapsamında dün sivil toplum danışma toplantısı düzenlendi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği binasında dün saat 9'da düzenlenen toplantıya Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ve Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman katıldı.
Can Dündar ve Erdem Gül'e destek, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasının ardından İstanbul ve Ankara'da bulunan Cumhuriyet Gazetesi önünde destek eylemi düzenlendi. Ve traktör kazası bir ölü Girne Antik Liman, Girne Belediyesi tarafından aydınlatıldı. Girne'de yıllardır devletin yapmaya başaramadığını yine Girne Belediyesi başardı. Yetki karmaşası nedeniyle kime ait olduğu, kimin hizmet vereceği ve gerekli bakım onarımı kimin yapacağı sorularına aldırmayan Girne Belediyesi, son olarak ciddi eksikliği hissedilen Mendire'in yaya yürüyüşüne hem zeminini hem de aydınlatmasına el attı. 50 artı projesinde 83.400 TL bağış toplandı. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından başlatılan 50 artı projesinin finali Koloni Otel'de gerçekleşen ve açık artırma ile yapıldı. Gerek kamu gerekse iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin, çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve Kemal Saraçoğlu Vakfı mütevelli heyeti üyelerinin ilgi gösterdiği açık artırmada Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Çocuk Onkoloji Bölümünün ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere toplam 83.400 Türk Lirası bağış toplandı. Kremlin'den Erdoğan'ın görüşme talebine red. Ortamla devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanma kararının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Basına vurulan kelepçeye tepki yağıyor. Ve Rusya Türkiye ile vize muafiyetini askıya aldı. Çiftçiler Birliği ara emri talebiyle TÜİK'e dava açtığını bildirdi. Arpalıklı çözüm bulunana kadar greve devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türksel Ana sponsorluğunda geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen Lefkoşa Maratonu'nda toplanan gelirler alınan ve LTB engellemeyen Lefkoşa birimine teslim edilen özel hizmet aracı, özel gereksinimli insanlarımıza hizmet vermeye hazır. Harmancı bu araç maratonun güzel sonucudur demiş. Ve Star gazetesi ile devam edelim. Star Kıbrıs'la. 52 yıl sonra kalıntıları su kuyusunda bulunarak dün şehitliğe defnedilen kayıp Hasan Nural Cevdet Ezel'in ailesi yıllar sonra mezarı olmasının buruk bir sevince neden olduğunu ancak yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi. Bu yaranın merhemi yok denildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, biz çözemezsek genç kuşaklar ayrılık noktasına gelebilir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu Lavrov eşit muamele prensibine uymadı. Espen Bart Ay'de takvim yok. Ve Milli Eğitim Bakanı dürüst, ezan vazgeçilmezimizdir dedi. İki ay boyunca Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören babasını kaybeden Alev Tatlıcıoğlu, hastanede yaşadıkları sorunlara isyan etti. Ne ilaç var ne de doktor demiş. Ve Vatan Gazetesi ile devam edelim. KKTC'den Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a uyarı denilmiş. Biraz önce aktardığımız haber. Hasan Nural Cevdet Ezel 52 yıl sonra toprağa verildi. Girne Üniversitesi'nin yeni kampüsündeki ilk sergisi Geçmişten Günümüze Kıbrıs ve Denizcilik açıldı. İş İpek, Kıbrıs medeniyetlerin beşiği, dünyada denizciliğin doğduğu bir bölgedir. Özgür Gün, Günsel ailesi bugün olduğu gibi gelecekte de eğitimi yapmış olduğu ve yapacağı değerli katkılarla anılacaktır. Mühürsüz etiler toplatıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri polise giden ihbar üzerine yaptığı denetimde mühürsüz olan ve uygunsuz koşullarda taşınan etleri müsaade etti.
50 artı projesinde 83.400 TL bağış toplandı. Gençlik Birliği Merkezi'nden sosyal hizmetlere oyuncak bağışı. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır. Gençlik Merkezi Birliği çocuk üyeleri 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle Oyun Oynamak Her Çocuğun Hakkıdır sloganıyla sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Evet, aktardık bunları da. Türkiye'nin Rusya ile çatışması yüzünden Akıncı Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmeyi göze alamadı, diyor Afrika. Akıncı, sarayda ziyaret edilmek istenmemesini öne sürüyorsa da Erdoğan'la Putin'in çatışmasının bunda rolü büyük. Şöyle deniliyor, Rauf Denktaş olsa sevincinden uçar ve seni alkışlardı, KKTC'ye sahip çıktı. Ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderlerle ara bölgede bir araya gelme teklifine ancak her iki lidere eşit muamelede bulunulması durumunda olumlu cevap verebileceğini söyledi. Faşist Erdoğan rejimi Can Dündar'ı hapse attı deniliyor. Doros Loizu ödülü Şener Levent'e verildi. Levent, ben Kıbrıslıyım, Türklük ve Müslümanlık sonradan eklendi bunlara. Sen de Kıbrıs'tasın sevgili kardeşim, Rumluk ve Ortodoksluk sonradan eklendi bunlara demiş ödül töreni sırasında yaptığı açıklamada. Güneyde eşcinsel yasası onaylandı. Yasa 39 lehte, 12 aleyhte ve 3 çekimser oyla meclisten geçti. Bir önlem daha, Rusya Türkiye'ye vize koydu ve Çiftçiler Birliği TÜİK'e dava açtı. Böylece haberleri aktardık sevgili izleyiciler. Birazdan da spor haberlerini aktaracağız sizlere. Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Spor haberleriyle devam edelim basında bugüne. Bakalım neler var spor sayfalarında. Yeni düzenle başlıyoruz yine. Süper Lig'de 10. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Kolay maç yok denilmiş. Süper Lig'de bugün üst sıralardaki yerini kaybetmeme adına sahaya 3 puan için çıkacak olan Yeni Cami ile Mausa Türk Gücü karşılaşacaklar. Lider Gayu, Çetin Kaya'nın Türk Ocağı deplasmanına konuk olacağı haftada Bağcıl'la Binatlı yıllar sonra ülke futbolunun en üst liginde rakip olacaklar. Geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra 3 puan elde eden Mor Menekşe, son haftayı puan kaybıyla kapatan Cihangir'e konuk olacak. Pazar gününün dikkat çeken maçında evinde bu sezon yenilgi yaşamayan Lefke, son haftayı mağlubiyete kapatan Doğan Türk Birliği'ni ağırlayacak. Bu sezon topladığı 11 puanın 10'unu evinde elde eden Küçük Kaymaklı, son 4 maçını galibiyetle kapatan Gençler Birliği'ni konuk edecek. Alt sıralardan kurtulma çabası veren iki takımın mücadelesinde ise Yeni Boğaziçi Değirmenliği ağırlayacak. Kolay maç yok. Cihangir galibiyete kilitlendi. Süper Lig ekiplerinden Cihangir bugün oynayacağı Mor Menekşe maçıyla 3 haftalık 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor. Mesarya ekibinde teknik direktörü Mehmet Ali Özgürgün rahat bir şekilde kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları halinde maçtan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını belirtti. Gülen taraf biz olmak istiyoruz. Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu yarın oynayacakları Küçük Kaymaklı maçında güzel futbol ortaya koyarak gülen taraf olmak istediklerini belirtti. Yedeyünün rakibi ASKİ, Yakında Üniversitesi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında bugün ASKİ Adana ile karşılaşacak Yakındoğu. Takımın yeni transferi Simay Karaman da milli takım dönüşü takımla çalışmaya başlamış. KKTC'sel Galatasaray deplasmanında denilmiş. Galatasaray deplasmanında. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz
Kuzey Kıbrıs Turkcell tekerlekli sandalye basketbol takımı sezonun ilk deplasman maçını bugün Dünya ve Türkiye şampiyonu Galatasaray Engelli Spor Kulübü ile oynuyor. Maç İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 12'de başlayacak. Haberleri aktardık Yeni Düzen'den. Spor haberlerini Kıbrıs'la devam edelim. Kıbrıs'ın spor sayfasına bakalım neler var. Kepet Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanıyor. Herkes puan peşinde. Kepet Süper Lig'de gözlere bugün ve yarın oynanacak müsabakalara çevrildi. Bugün oynanacak maçlarda Yeni Cami, Mausa Türk Gücü, Cihangir Mormenekşe, Bağcıl, Binatlı ve Türk Ocağı Gayü Çetinkaya karşılaşacak. Yarın ise Lefke Doğan Türk Birliği, Yeni Boğaziçi Değirmenlik ve Küçük Kaymaklı Gençler Birliği maçları oynanacak. Maçlar saat 14'te başlayacak. Doğan'da Serkan krizi. Doğan Türk Birliği'nin Yeni Cami'den transfer ettiği tecrübeli oyuncu Serkan Önet'in hafta boyunca mazeret bildirmeden antrenmanlara katılmadığı öğrenildi. Son haftalarda teknik direktör Caner Osa'nın ilk 11'de görev vermediği oyuncunun yedek kalmasından dolayı böyle bir davranışta bulunduğu gelen haberler arasında. Yeni Boğaziçi İnce'ye emanet. Kepet Süper Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi'nde geçtiğimiz hafta teknik direktör Turgay Kara'nın istifa etmesinden sonra takımın yeni teknik direktörü Salih İnce oldu. Hafta içi yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafta anlaşma sağladı. Yardımcı antrenörlük görevini yapan Abdullah Özerinç üstlenirken yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş. Takım yeni hocasıyla beraber ilk antrenmanını dün yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda MEPFRİ-MGA maçını kalabalık bir basketbol sever kitlesi takip etti. Seyirci yüzleri güldürdü. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Sona doğru. Havadis'le devam edelim. Evet. Havadis'in spor sayfasına bakalım. Kepet Süper Lig'de ilk devrenin sonuna doğru ilerlerken zirve yarışındaki heyecan giderek artıyor. Zirve hesapları denilmiş. Bugün 4 maç var. Puanların birbirine yakın olması her maçın önemini artırırken 10. haftada bugün oynanacak Yeni Cami Mausa Türk Gücü karşılaşması günün kritik mücadelesi olacakmış. Günün diğer karşılaşmaları ise Türk Ocağı Gayü Çetinkaya, Bostancı Bağcıl, Binatlı ve Cihangir Mormenekşi arasında oynanacak. Yarın da 3 maç var. Ligde 10. haftanın kapanış gününde ise yarın 3 kritik maç daha var. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Lefke Doğan Türk Birliği'ni konuk ediyor. Diğer iki mücadelede ise Yeni Boğaziçi Değirmenlik ve Küçük Kaymaklı Gençler Birliği karşı karşıya gelecek yarın. Kepet Süper Lig'in 10. haftasında yarın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Doğan Türk Birliği'ni konuk edecek olan Lefke'nin teknik direktörü Bülent Aytaç Havadis'e açıklamalarda bulundu ve kesinlikle kazanmalıyız dedi. Yeni Boğaziçi İnce'ye emanet. Dün akşam ilk itmanını yaptı. Boksta dev unvan maçı deniliyor. Bunu birazdan aktarırız. Serkan Doğan'la ipleri koparıyor. Kepet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği'nde yarın oynanacak Lefke maçı öncesinde Serkan Önet krizi yaşanıyor. Sezon başında Yeni Cami'den kardeşi Serhan'la birlikte büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli defans oyuncusu Doğan Türk Birliği ile ipleri koparma noktasına geldi. Serkan, Doğan Türk Birliği yönetimine mutlu olmadığını ve devre arasında takımdan ayrılmak istediğini iletti. Bu doğrultuda hafta boyunca takımla itmanlara da çıkmayan Serkan, tecrübeli teknik adam Caner Osan tarafından Lefke maçı kadrosuna da alınmadı ve süresiz kadro dışı bırakıldı. YDÜ'nün rakibi Adana Aski, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi Ankara Arena'da bugün saat 14'te başlayacak maçta Adana Aski'yi konuk edecek. Temsilcimiz Adana Aski'yi yenerek iddialı durumu gelmek istiyor. Durumunu daha doğrusu devam ettirmek istiyor.
Boksta dev unvan maçı bakalım. Boks dünyasında gözler Vladimir Klitschko ile Tyson Fury'yi karşı karşıya getirecek dünya ağır siklet unvan maçına çevrilmiş. Bu gece saat 22'den itibaren boks severler izleyebiliyor NTV Spor'dan denilmiş. Halkın Sesi evet var. Doğan'da yabancılar yolcu. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Doğan Türk Birliği yabancı futbolcular Charles ve Bilivli yolları ayırıyor. Doğan Türk Birliği sezon öncesinde kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğun en iddialı ekibi olarak gösterilmesine rağmen geride kalan 9 haftada beklentilerin uzağında kaldı. Doğan Türk Birliği yönetimi ise şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer öncesinde çalışmalarına başlarken teknik direktör Caner Osa'nın raporu doğrultusunda takımın yabancı futbolcuları Charles ve Bilivli yollarını ayırabilir. Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Osan dün katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada Bulgaristan'dan iki profesyonel forvet oyuncusuyla temasa geçtiklerini açıklamış. Kaymaklı'da Adal şoku, Kepet Süper Lig'de sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Küçük Kaymaklı'da bu kez de Hüseyin Adal şoku yaşanıyor. Kaymaklı kaptanı Hüseyin Adal'ın kaslarında kısmi yırtık oluştu. Batı'da dev kapışma, 1. Lig lideri Girne Halkevi ile son haftaların formda ekibi olan Denizli'nin bugün oynayacağı maç öncesinde her iki takım direktörü puan veya puanlar için sahada olacaklarını vurguladı. Timsaha Kayseri pastırması hacı geldi diye bir başlık var. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan sezonun 13. hafta maçında Bursa Spor sahasında Kayseri Spor'a 2-1 yenildi ve bunun için kullanılan başlık da Timsaha Kayseri pastırması acı geldi. YDU Adana'da galibiyet peşinde Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında bugün ASKİ Adana ile karşılaşacak Yakın Doğu. Birçok gazeteden aktardık bu gelişmeyi. Detayın bakalım neler var. Spor sayfasında Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer sporcularını uyardı. Aman dikkat. Derbi maçlarında puanların hiçbir önemi olmadığına dikkati çeken Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Göçmenköy'le oynayacağımız karşılaşma bir Lefkoşa derbisi karşılaşmasıdır. Derbi karşılaşmaları ise daima 3 olasılıklıdır dedi. Şampiyonu MGA basketbol takımı Arter'i ziyaret etti. Aksu Sporları Kulübü Genel Kurulu yapılıyor. Aksu Sporları Kulübü birinci olan genel kurulu yapılıyor. 28 Kasım 2014 yılında çalışma başlatan Aksu Sporları Kulübü başta yüzme olmak üzere diğer spor branşlarında faaliyetlerini sürdürürken kurum aşamasına getirildi ve tüzük çalışmaları tamamlayan Aksu Sporlar Kulübü 20 Ağustos 2015 yılında onaylanarak resmen kurularak faaliyetlerine devam ediyor ve genel kurul yapılıyormuş. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 2016 KKTC Yaş Grupları Yıldızlar Satranç Şampiyonası başlatıyor. 2016 Yaş Grupları Yıldızlar Satranç Şampiyonası 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde Salamis Bay Otel'de yapılacak. 127 satranç sporcusu katılıyor. 12-18 yaş arasında 127 satranç sporcusu katılıyor. Trabzonlu Mia Fenerbahçe'yi yeneceğiz dedi. Denizli'nin ilk idmanında iki sakat birden. Lionel Messi'ye City'den çılgın teklif.
senelik 40 milyon poundluk bir rakam önerilmiş DİSA'nın haberine göre. Lokomotiv Moskova Çarketti. Evet. Detayı da aktardık. Ortamla devam edelim. Gençlik Gücü'nün genç kulüp başkanı Suma Zafer Çotri, hafta sonu oynanacak olan Gençlik Gücü Göçmenköy karşılaşması öncesi aman dikkat diyerek futbolcularını uyardı. GG temkinli herhalde temakinli diye yazılmış. Temkinlidir herhalde. Ve engelsiz yürekler zor deplasmanda. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi de mücadele eden temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Türksel Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sezonun ilk deplasman maçını bugün Dünya ve Türkiye Şampiyonu Galatasaray Engelli Spor Kulübü ile oynuyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelesine devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı ligin 6. haftasında Adana Aski ile karşılaşacak. Son round Mersin Lig'de, Minder'de son kozlar denilmiş. Ve Star Kıbrıs'ta devam edelim. Kupa şampiyonu MGA, Mausa Gelişim Akademisi Arter'i ziyaret etti. Yedeği Aski Adana karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig 10. haftada perde açılıyor. Engelsizler Galatasaray deplasmanındaki onu da aktarmıştık. Messi Manchester City ile anlaştı. İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Sun'un iddiasına göre Messi haftada 800 bin pound'da Manchester City ile anlaştı. Geçen ay Messi'nin Premier Lig'de oynamak istediğini belirten gazete, Messi'nin menajeriyle temsilcilerinin Manchester City ile bir görüşme yaptığını senede 32 milyon pound artı bonus ve imaj haklarıyla senede 40 milyon pound kazanacağını belirtti. Evet, senede 40 milyon pound ve vatan. Galibiyet tek hedef. Kepet Süper Lig'de 10. haftanın en zor maçlarından biri Karadağ'da oynanacak. Pazar günü oynanacak olan bu zorlu maç öncesi her iki teknik adamın da hedefinde galibiyet olduğu ve 3 puan hedeflerini söylediler. Özgür Gün az hata yapan kazanacak. İlerleyen haftaları düşünerek kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyleyen Özgür Gün, futbolun ilginç bir oyun olduğunu ve her türlü olasılığı içinde barındırdığını söylemiş. Ulus Nasıroğlu galibiyet hedefindeyiz dedi. Bölge derbisinde Bostancı Bağcıoğlu'yla karşılaşacak olan Binatlı'da teknik direktör Ulus Nasıroğlu bu maça 3 antrenmanla hazırlandıklarını söyledi ve mutlak galibiyet hedefinde olduklarını aktardı. Erseven kaliteli bir rakip ağırlayacağız demiş. Fırat Canova zor maç olacak. Türk Ocağı ile deplasmanda karşılaşacak olan Gayu Çetinkaya teknik direktörü Fırat Canova, Türk Ocağı'nın şiddetle puana ihtiyacı olduğunu, bu yüzden çok zor bir maç olacağını söyledi. Davutoğlu kalan 4 maçı da kazanmalıyız. Yalova teknik direktörü Gökmen Davutoğlu son 4 haftayı galibiyetle kapattıklarını belirtmiş. Devrenin bitmesine 4 hafta kalaysa hedeflerini 12 puan toplayarak kalan 4 maçı kazanmak olarak açıklamış. Volkan kazanan biz olmalıyız. Batı bölgesinin 2 takımı Bostancı Bağcıl ile Binatlı'yı karşı karşıya getirecek maç öncesi bir açıklama yapan Bostancı Bağcıl teknik direktörü Mehmet Volkan, rakiplerinin kim olduğunu bilincinde maça çıkacaklarını söyledi ve kazanan biz olmalıyız dedi. Afrika'ya bakalım. Başkent'te zor randevu. Kepet Süper Ligi'nde bugün Atatürk Stadı'nda yeni cami Mausa Türk Gücü'nü konuk edecek. Offroad'da şampiyonlar belirleniyor. Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği'nin organize ettiği 2015 Offroad Şampiyonası'nın final yarışı bu hafta sonu yapılıyor. Şampiyonların belirleneceği yarış Gönyeli Prümer Koruluğu'nda yapılacak. Yedeği Aski Adana karşısında galibiyet arayacak. Florya'da Denizli etkisi, Galatasaray'da yeni bir sayfa açıldı.
Evet, böylece sevgili izleyiciler, spor haberlerini de sizlere aktarmış olduk ve basında bugünün de sonuna geldik ve noktalıyoruz basında bugünü. Yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın. Kıbrıs'ın enerjisi, Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu. Tamam.